Selamlar Attack on Titan takipçileri. Bugün ciddi manada yoğun istek üzerine 4. bölüm için inceleme videosu çekiyorum. Artık bölüm incelemeleri tamamen bölümde neler yaşanıp bittiğiyle ilgili değil de hani bölümde aslında neleri dikkat etmemiz gerektiği ile alakalı olacak. İşte bu yüzden bazı yerleri açıklarken hani çok uzatacağım, bazı yerlerin üzerinde çok durduğum olacak. Bölümde anlamanızın önemli olduğu yerleri anlatmaya çalışacağım. Yani böylesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada neredeyse inceleme çekmeyeceğim diye kapıma dayanacaktınız. Ben de sizlerin fikirleri doğrultusunda inceleme videolarının devam etmesinin gerektiğini düşündüm. Birkaç şey söyleyeyim, hemen incelememize geçelim arkadaşlar. Şimdi animeyi TürkAnime.net sitesinden izliyorum. Bu bir. İkincisi, mangayı okumak isteyenler, ki bence şu an daha okumayın, mangayı okumamış olanlar, animeden devam edenler, serimanga.com sitesinden okuyabilirsiniz. Çevirmenlerinden birisi olduğum Kyojin Fansub olarak seri manga sitesinde 133. chapter'dan itibaren Out'un çevirisine başladık. Üçüncüsü de mangayı okuyan arkadaşlar, lütfen yorumlarda spoiler vermeyin. Böylesine güzel bir seriyi bırakın tadını çıkara çıkara izlesin arkadaşlarımız. Evet, diyeceklerim bu kadardı. Şimdi de incelememize geçelim. Geçen bölümün sonunda yarım kalan Eren ve Falco konuşmasının devamını görüyoruz. Eren, Falco'dan ailesine iyi olduğuna dair bir mektup yollamasını istiyor. Falco, Eren'i kırmayıp mektubu denetim alanının dışındaki bir posta kutusuna atıyor. Daha sonra Tybur ailesinin Liberio'ya geldiğini öğreniyoruz. Küçük bir hatırlatma yapayım. Liberio dediğimiz yer Marley'deki Reinergil'in büyüdüğü şehir, kısaca memleketleri. Geçen bölümde Zeke'den yakında Liberio'da bir şenlik olacağını ve Willy Tybur'ın Paris'e karşı dünyayı bir araya getireceğini öğrenmiştik. Böyle bir planları vardı. Şimdi Tybur'lara geri dönelim. Theo Maggett, savaşçıların komutanı, Willy ile tanışıyor. Willy kendini Tybur ailesinin reisi olarak tanıttıktan sonra ailesini gösteriyor. Bir balkona geçip sohbetlerine devam ediyorlar. Tybur, savaş çekici devini kullanan kişinin ailelerinden herhangi birisi olduğunu söylüyor. Şu andan itibaren size Theo Maggett ve Willy Tybur'ın konuşmalarından ne anlamamız gerekiyor, onları açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Theo Maggett ülkeye zorunlu askerliğin getirilmesini istiyor. Çünkü Marley halkı gazetelerde gördükleri birkaç ele geçirilen toprak gördükleri zaman seviniyor. Olayların aslında nasıl işlediğini hiç umursamıyor. Ne de olsa ön cephede savaşanlar tırnak içinde evcilleştirilmiş şeytanlar. Zaten ikinci sınıf insan muamelesi yaptıkları bu insanların cephelerde canlarını vermeleri Marley halkını hiç de rahatsız etmiyor açıkçası. Ancak Marley ülkesi son yıllarda diğer ülkelere kıyasla gerilemeye çoktan başladı ve yetmezmiş gibi tam olarak yanı başlarında bir Paradis adası tehdidi duruyor. Theo tam olarak bu durumdan şikayetçi. Halkın bu rahatlığı, bu vurdum duymazlığı onu gerçekten çok rahatsız ediyor. Komutan Maggett, Marlililerin mermiden korkmayı öğrense dahi daha artık önlerindeki savaşı engelleyemeyeceklerini biliyor. Tam da bu anda Willy'e anlamlı bir bakış atıp tam olarak şu sözleri söylüyor. Eğer ki birileri bu ülkeyi arka plandan yönetmeye çalışıyorsa bilmeli ki artık çok geç. Willy, Maggett'ın bu sözlerinin tamamını haklı buluyor. Ve gerçekten de Marley ülkesinin aslında arka planda Tybur ailesi tarafından yönetildiğini açık açık söylüyor. Willy ise karşılık olarak şunları söylüyor. Militarizm yolundan yürümeyi seçen Marley'nin ta kendisiydi. Tybur ailesi Marley'e özgürlük ve güç bahşetti. Bunun sonucunda da Eldia'da Marley'de eski karanlık günlerine geri döndü. Bu hatanın sorumlusu da biziz, Tybur ailesi. Ama şimdi buradayım. Gelecek festivalde olan biten her şeyi bütün dünyaya anlatmayı planlıyoruz. Tüm umutlarımı bu konuşmaya bağladım. Bu ülkenin bir Helos'a daha ihtiyacı var. Bu davamda bana destek olacak mısınız, Komutan Maggett? Şimdi politikadan, siyasetten çıkıp bir anda tüm Attack on Titan fanlarının geçen bölümde göremediği için küplere bindiği Piek ve Porco sahnesini görüyoruz. Piek kızımız aylarca taşıyıcı dev formunda kaldığı için yürümekte zorlanıyor ve emekliyor neredeyse. Hemen sonrasında ikinci bölümde Zeke'nin önerdiği yeniden Paradis Adası'na operasyon düzenleme planının konuşulduğu odaya geliyoruz. Reiner, Paradis Adası'nı iyi tanıdığı için Marley komutanına bilgiler veriyor. Ancak verdiği bilgilerin doğruluğundan rahatsız olan Marley komutanı, siz Eldiyalılara fikir danışanda kabahat filan diyerek her zamanki gibi aşağılıyor.
Savaşçı ekibimiz kendi arasında Marley'nin komutanlarıyla dalga geçerek operasyonu nasıl planlayacaklarını merak ediyorlar. Bir anda Falco, Gabi'yi ilk kez bir alanda geçmeyi başarıyor. Herkes şaşırırken Falco, Gabi'ye senin için zırhlı devi almak istiyorum diyor. Tabi bizim Gabi iyilikten anlamadığı için bağırıp çağırıyor. Her neyse, bizim küçük savaşçı adayları denetim alanındaki konuşma sahnesinin önüne geliyor. Gabi, festival sonucu tüm dünyanın Marley ile birleşeceğini söylüyorlar diyor. Udo da ciddiye almayıp dalga geçiyor. Gabi, festivalin denetim bölgesinde yapılmasının sebebinin dünyaya Eldiyalıların aslında şeytan olmadığını göstermeye çalışmak olduğunu düşünüyor. Tekrar Maggot ve Willy'e dönüyoruz. Willy, ordunun Maggot'in elinde olduğunu söylese de Maggot ciddi bir ses tonuyla "Hayır, ordu ülkenindir. Siz de bu ülkenin asıl komutanısınız." diyor. Willy buna katılmadığını belirterek kendisinin sadece bir aracı olduğunu düşünüyor. Sonra da Willy, Tiber ailesinin geçmiş reislerinin bu duruma el atmamalarının sebebini anladığını ve bunun ciddi manada çok ağır bir yük olduğunu söylüyor. Çok şanssız hissettiğini, zaman gelip çattığında artık Tiber ailesinin olaylara el atması gerektiği dönemde kendisinin bu ailenin başında olması onu şanssız hissettiriyor. Şimdi Falco ve Eren'e geri döndük. Falco, Gabi'yi ilk kez geçtiğinden bahsettikten sonra Eren, bir sonraki gün yapılacak festivalden sonra evime geri döneceğim diyor. Daha sonra kendini Doktor Yegar olarak tanıtan Grisha'nın babası yani Eren'in dedesi tesadüfen Eren'le konuşuyor. Dedesi Eren'i tanımıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Yegar dede Eren'e Falco'nun peşini bırakmasını yoksa Falco ve ailesinin sonunun Falco'nun amcası gibi olacağını söylüyor. Falco'nun amcası Grisha'nın da bir zamanlar içinde bulunduğu Zeke'nin Marley polisine ifşa ettiği Eldiyalı devrimciler grubunun bir üyesiydi. Falco Gris'in abisi Colt Gris, canavar devinin mirasçısı seçilmesi Gris ailesini az da olsa rahatlatmıştı. Sonrasında Eren, bunları kendisine niye anlattığını sorunca Yegar San, eğer ki Marley polisi Gris ailesinden bir kez daha şüphelenirse, Marley'nin bu sefer Gris ailesini toplu bir şekilde Paradis'e yollayacağını söylüyor ve Eren'e evine geri dönmesini, fırsatı kaçırırsa bir daha asla ailesini göremeyeceğinden pişmanlık duyacağını söylüyor. Eren, kendinizden bahsediyorsunuz gibime geldi diyor. Ve bizim dedenin aklına eski anıları geliyor. Grisha'yı doktor olmak için zorlaması, oğluna baskı yaptığı için kız kardeşiyle denetim bölgesinden kaçmaları, sonrasında Faye'nin köpeklere yedirilmesi. Sonra da hastanedeki doktorlar Yegarsan'ı alıp götürüyor. Hemen bu arada bize bir bilgi veriliyor. Onu da sizinle paylaşacağım. Çünkü Tiber ailesinin geçmişi hakkında önemli bilgiler veriliyor. Tiber ailesi. 100 yıl önce Büyük Titan Savaşı'nda Eldiyalılara karşı savaşan soylu bir aile. Geçmişte Marley'nin kahramanı Helios ile bir olup Eldiya İmparatorluğunu mağlup edip savaşa son vermişlerdi. Tiberlar o zamandan bu yana nesillerdir savaş çekici devinin gücünü elinde bulundurmaktadır. Onun gücüyle bu soylu aile İç ve dış güç olarak oldukça etkili bir nüfuza sahip olarak Marley'nin askeri gücünü de elinde tutmaktadır. Ailenin başında şu anda Willy Tiber'ı bulunmaktadır. Festivalden bir önceki gecede parti tarzı bir şey düzenleniyor. Savaşçı ekibimiz bu partide garson oluveriyorlar. Parti katılımcılarından birisi garsonların Eldiyalı çocuklar olduğunu fark ederek laf atıyor ve Udo'nun dikkati dağılıyor. Tam bu sırada Hizuru ülkesinden bir kadının elbisesine yanlışlıkla içki döküyor. Kadın olayı yatıştırıyor. Bu arada bu kadının yeni karakterlerimizden biri olduğunu söylememde bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Yani ileride tekrar karşımıza çıkacak. Birinci bölümde Orta Doğu Federasyonu'ndan sonra şimdi de Doğu'da yer aldığını öğrendiğimiz Hizuru Devleti'ni öğreniyoruz. Bildiğimiz ülke sayısı şu anda 4'e çıktı. Eldiya, Marley, Hizuru ve Orta Doğu Federasyonu. Katılımcılar Willy'yi saygıyla karşılıyor. Büyükelçiler, temsilciler görüşmek için can atıyor resmen. Bu sırada Marley'nin bir üst düzey yetkilisi salonun dikkatini kendisine çekerek yarı sarhoş bir şeyler geveliyor. Yanlışlıkla şöyle diyor. Dünün düşmanları bugünün de düşmanlarıdır. Willy olaya hemen el atıp onun yerine kendisi geçiyor ve salondakiler bir anda dikkatlerini Willy'ye veriyorlar. Willy salondaki dünya temsilcilerini üst düzey kişiler için pek alışılagelmedik bir mekan olan Liberio'daki toplama kampına çağırıyor. Toplama kampında Eldiyalıların olduğunu ve kendisinin de bir Eldiyalı olduğunu söylüyor. Şimdi Willy'nin sözlerine kulak verelim.
Bir zamanlar o şeytanlar tarafından zulme uğrayan Marley, şimdi onları kullanarak başkalarına zulmediyor ve bu trajediyi tekrar yaşatıyor. Eldiyalıların soyunu bitirmek istemenizin sebebini çok iyi anlıyorum. Bu sonu gelmeyen sorunu çözmek için bir yol buldum. Yarın, daha önce kimsenin hiç görmediği şekilde bu çözüm yolunu sizlere göstereceğim. Hop, şimdi festivalin olacağı güne geldik. Toplama kamplarında büyüyen zavallı Eldiyalılar, sırf festival toplama kampında olacak diye bu bölgeye dükkanlarını açan kişilere anlam veremiyor. Şu anda bir festival düzenlendiğini anlayamıyorlar. Çünkü bu çocuklar festival ne demek onu bile bilmiyor. Ve Gabi gerçekten çok güldüğüm bir söz söylüyor. Festival dedikleri şey bu muydu lan? Gerçekten hem komik bir durum. Yani bir yandan da baktığın zaman aslında üzücü bir durum yani. Çünkü çocuklar festivalin ne olduğunu bile bilmiyor. Sonra bizim çocuklar doyasıya yiyor. Rainer parasını ödüyor. Bunlar yiyor, Rainer parasını ödüyor. Zavallı Rainer. Çocukların sevindiğini görmek onu az da olsa mutlu ediyor. Rainer Gabi'yi sürüklerken bölümümüz bitiyor. Gabi yakın zamanda bir şeyler değişecek. Hissediyorum diyor. E tabi kızım. 5. bölümde Attack on Titan 1. sıralara yükselecek. Rekorlar kıracak. Tabi bölüm bitti dedik ama asıl bölümün başladığı yere yeni geliyoruz. Şu anda festivalin asıl amacının yapılacağı akşama geldik. Billy'nin konuşma yapacağı geceye. Falco, Rainer'a kendisini birisinin çağırdığını söylüyor. Zeke'den izin alan Rainer, Falco'yu takip ediyor. Falco bilmeden Rainer'ı Eren'in yanına getiriyor ve bölümümüz burada çok heyecanlı bir şekilde muhteşem bir sahneyle son buluyor. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Umarım ufak da olsa değiştirdiğim bu konsept hoşunuza gitmiştir. Direkt bölümü özetlemek yerine bölümdeki önemli noktalara daha çok yoğunlaşmaya çalışıyorum. Öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.